Saygıdeğer arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine doğru bil, bilgilendirme ile ilgili karşınızdayım. Lütfen beğenin, emeğe saygı faydalanıyorsunuz. Kanalda kazansın, kanalda destekleyin. Ekmek, palet yem, tuz, mineral taşları güvercinlerin düşmanıdır. Tuz ve mineral taşları güvercinlerin böbreklerini çökertir. Ekmek ve palet yem kursak mantarı yapar. Yavru ölümlerinin Çoğu sebebi budur. Şimdi hocam dışarıda kuşlar yiyor. Dışarıdaki kuşları kuşlar yiyor ama günde de 10 kilometre uçuyor, harcıyor, bitiriyor. Kümes kuşu öyle mi kardeşim? Et için üretilmiş yani tavuklar için üretilmiş. Güvercinler için üretilerini ben bilmiyorum ama palet yem. Yavru özellikle pompayla bakanlar palet yem çok kullanır. Bir sorun onlara. Yavrularının kursağı taş gibidir. Neden taş gibi kalıyor? Çünkü kursakta iltihap veya mantar yapıyor. Onun için kuş yavru kuşlarında ölme ana sebebi budur. Ekmek, ekmek de aynıdır, mayalıdır. Kursak mantarı yapar. Dışkıları genelde ayran gibidir. Bildiğiniz ayran gibi bembeyazdır. Kireç gibi bembeyazdır bu tür kuşların ama yavruların genellikle ölümüne sebep olur bu nimetler. Bunu söylemek istiyorum. İkinci olarak da ekmeği peksimet halinde verebilirsiniz. Şimdi adam pastanede çalışıyor, fırında çalışıyor. Alıp getiriyor ne varsa yağlı yağsız getiriyor dayanıyor kuşlara. Uçmayan kuş, uçmayan kuşlarda yavrularda hep mantar yapar bu işler. Bu konulara dikkat etmelisiniz. Dikkat ederseniz yavru öldürmezsiniz. Şimdi çoğusu kursak şişmesi neticesi itibariyle ölen yavrularının ekoli ve salmonelli olduğunu zannediyor. Hayır kardeşim tespiti iyi yapmalısın. Kursağında yavrunun yem taş gibi kalıyorsa su kanala inmiş, bağırsağa inmiş ama yem kursakta kalmışsa taş gibi bil ki o kümesle mantar üreten bir şey var. Bir palet yem, iki ekmek, rutubetli nemli ortamlar, yemli ee, nem almış buğday yani bozuk yemler ve e, bu tür malzemelerin tamamı kursak mantarı iltihabı veya bağırsak mantarı iltihabı yapar. Bunlardan kaçınmalısınız kardeşim. Benden söylemesi. Bakınız Google'a girin, palet yemle ilgili zararlı bir tane video bulamazsınız. Biz de aykırılık yapıyoruz. Aynı Canan Karatay gibi hep farklı konuşuyoruz. Tamamen doğadan bakın YouTube kanalımda bunları anlatmışım. Dut yaprağı var, pazı yaprağı var, kereviz yaprağı var, zeytin yaprağı var, zencefil var, kireç var. Sularına kireç de katabilirsiniz. Bakteri, e, pardon e, e, mikropları öldürür. Haftada bir gün 5 litreye bir çay kaşığı toz kireç katın. Kalsiyum deposudur. Mikrop öldürücü özelliği vardır. Bir sonraki videoda beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.